Evet kardeşim. Yani kaderde kendi boşanma davamı da konuşmak varmış seninle. Yani dediğim gibi bu boşanma davası biraz çekişmeli geçecek. Yani şu anki gidişat öyle gösteriyor. Evet kardeşim, ben her şeyi biliyorum, her şeyin farkındayım. Ama sonuçta harika bir avukat. Bu da ne demek? Yasadaki tüm boşlukları kullanacaktır demek. Ya da bunun için uğraşacaktır. Yani eninde sonunda bu iş bitecek. Ama ne kadar erken benim için o kadar iyi. Tamam kardeşim. Yine bir şey olursa haberleşiriz. Görüşürüz. Hayırdır? Sen yine benim elime mi düştün kız? Sanki hayrına yapıyorsun yaptıklarını. Yine en kârlı çıkan sensin. Bir şey demedik. Şurada anlaşarak karşılıklı bir iş yapıyoruz değil mi? Ama bu aralar biraz yoğunum. Yani senin istediğini yapabilir miyim, yapamaz mıyım bilemiyorum yani. Parayı duyunca fikrin değişir senin. Canım tekliflere açız, bir şey demedik. Ama işin boyutuna göre hesap biraz kabarabilir. Bilmem anlatabildim mi? Bu sefer sana açık çek. Bu istediğimi yap. Miktarını sen belirle. Diyorsun. Dinleyelim bakalım. Sıcak çikolata mı yaptın yine? Bu sefer bitki çayı yaptım. Hatırlıyor musun, ablam bizi küçükken kandırmıştı bir kere. Hani sokakta baktığımız bir köpek vardı, Çomar. Hatırladım tabii, hatırlamaz olur muyum Çomar'ı? Bir gün bir bakmıştık, Çomar kaçmış. O kadar çok üzülmüştük ki. Sonra size gidip ablana anlatmıştık. Ablam da üzüntüyü alır diye bitki çayı yapmıştı bize. Şimdi ben de senin üzüntünü alsın diye yaptım. Belki iyi gelir. Meryem, ben üzgün değilim. Öfkeliyim. Sadece çok öfkeliyim. Üzgün değilim. Çünkü ben Arka'yı sevmiyordum. Sonuçta evlendin. Bir düzen kurmak istedin, güvendin. Kim olsa üzülür. Üzülmedim. Çünkü ben ablama verdiğim söz yüzünden evlendim Arka'yla. Ben bunu bilmiyordum. Hastanede. Ablam ameliyata girmeden önce bana bir söz verdirdi. Ve ben de Arka'yla evlendim. Ama dersimi aldım. Çünkü bu hayat kalbinin sesini yok sayacak kadar uzun değil. Ve ben bundan sonra sadece kalbimin sesini dinleyeceğim. Çünkü önümde hiçbir engel yok.